Yani tohumları. Biliyorsun son yıllarda dünyada yaklaşık 150-200 yıldır devam eden sentetik ürünlerden hem çevre olumsuz yönde hem de insan sağlığı hızlı bir şekilde olumsuz yönde etkilenmeye başladıktan sonra bunların yerine daha doğal ürünlerle ilgili arayışlar hız kazandı. Bu çerçevede tıbbi aromatik bitkiler başta olmak üzere birçok doğal ürün yeniden insanların gündemine taşındı. Bununla birlikte Ziraat Fakültesi olarak biz tarla bitkilerinde tıbbi aromatik bitkilerle ilgili çalışmalarımızı yaklaşık 3-4 yıldır yoğun bir şekilde devam ettiriyoruz. Bunlardan en önemlisi ada çayı ve nanelerimiz var. Burada iki farklı ada çayı ve iki farklı nane türümüz var. Bunların bugün gördüğünüz gibi tam çiçeklenme dönemi nanede. Aynı şekilde yine ada çayının hasat zamanı. Bunları ayrı ayrı hasat ederek uygun bir şekilde kurutup kullanılmak üzere hem araştırma amaçlı verilerimizi alıyoruz hem de kullanmak üzere yine ürünlerimizi değerlendiriyoruz. Tabii buradaki iki tane nane türünden çok kısa bahsetmek istiyorum. Birincisi gördüğümüz bu yanımızdaki nane, baharat nanesi olarak bildiğimiz mentas picata dediğimiz tür. Bir de onun yanında biraz önce koklamış olduğumuz mentol oranı yüksek, sanayide en çok tercih edilen ve kullanılan mentol sanayinin önemli bir ürünü. Menta piperita dediğimiz iki tane türümüz var. Tabii bunların aynı zamanda herbal çay olarak da önemli ve mutlaka insanlarımız bunların herbal çaylarından faydalanarak özellikle sonbahar ve ilkbahar kış dönemlerindeki bu soğuk kaynaklı hastalıklara karşı kendilerini korumaları gerekiyor. İki tür ada çayımız var. Birincisi tıbbi ada çayı dediğimiz Salvia officinalis. Salvia officinalis özellikle tüjon etkisinden dolayı antibiyotik etkili bir ada çayı ve yine boğaz iltihaplanmaları ve üst solunum yollarıyla ilgili hastalıklarda tedavi amaçlı kullanılan bir ada çayıdır. Ama Salvia officinalis yani tıbbi ada çayı normal herbal çay olarak kullanılmaması gerekiyor. Çünkü yoğun bir şekilde kullanıldığı zaman olumsuz etkileri olabilir. Sadece tedavi amaçlı belli bir süre kullanıp kesilmesi lazım. Özellikle bu bölgenin iklimine uygun olan tıbbi aromatik bitkilerin öncelikle yetiştirilebilirliğinin, kültür koşulları neler olduğunu bir taraftan araştırıp da bunlarla ilgili bilgi üretirken veya üreticilerle, sanayiciyle bu bitkileri tanıştırıp buluştururken bir taraftan da bu bitkilerin ıslahı gerekiyor. Niye? Çünkü bu bitkilerin kullanıcısı olan özellikle sanayiye dönük üretim yapacağımız için önümüzdeki dönemde sanayi belli bir kalitede, belirli bir ürün garantisi istiyor. Bu belli bir kalitede ve belirli bir miktarda ürünü ancak ıslah edilmiş, üzerinde çalışılmış ve geliştirilmiş bitkilerle sağlanabilir. Bizim en önemli bu konuda yaptığımız çalışmalardan birisi de ıslah, yeni bitki çeşitleri geliştirmek ve yüksek kalitede, yüksek verimdeki yeni çeşitleri üreticilerimize, çiftçilerimize bir şekilde ulaştırmak için de ıslah çalışmaları da birlikte yürütülüyor. 20'ye yakın tıbbi aromatik bitki türünü Eskişehir'de bir şekilde hem kültür çalışmalarını hem de ıslah çalışmalarını yürütmeye başladık. Zaman içerisinde çok hızlı bir şekilde bu sayının 40'a 50'ye ulaşması gerekiyor. Çünkü Eskişehir'in iklimi, toprağı bu işleri yapmaya uygun. Artı Eskişehir'in bu konudaki en büyük avantajlarından birisi de bu bitkilerin, bu ürünlerin tüketildiği büyük şehirlere yakın olması, ulaşımın kolay olması da Eskişehir'i bu konuda avantajlı kılıyor.